Güncel gelişmelere ilişkin HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'la görüşeceğiz. HDP eş genel başkanı, evet, Pervin Buldan. Düzeltecektim. Şimdi isterseniz güncel olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla başlayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gayet net bir karar verdi ve Selahattin Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Fakat Cumhurbaşkanı da bu kararın uygulanmayacağını söyledi. Siz parti olarak buna karşı ne yapacaksınız? Ya aslında parti olarak bir şey yapmaktan ziyade yani biz gerçekten yapılması gerekeni yaptık ve yapıyoruz. AİHM kararı aslında çok net, çok düzgün ve Türkiye toplumunun aslında tamamını ilgilendiren bir karar vermiş ve tarihi bir karar vermiş. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şimdiye kadar vermiş olduğu kararlara bakıyoruz. Bu kadar geniş kapsamlı, herkesi kapsayan, yani sadece Selahattin Demirtaş'ın dosyası üzerinden değil aslında. Birçok şeyi, birçok meseleyi de gündemine alan bir yerden karar vermiş. AİHM bu anlamıyla tarihsel bir karar. Ve bu kararın Türkiye tarafından onaylanmaması elbette ki önümüzdeki dönem açısından çok zorlu bir geleceğin Türkiye'yi beklediğini ifade etmekte fayda var. Çünkü bu kararlar bağlayıcı kararlardır. Türkiye'nin uluslararası sözleşmeleri imza atmasıyla birlikte bu kararı uygulamak, yani bu ve buna benzer kararları uygulamak gibi bir zorunluluğu vardır. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'la ilgili verilen karara da Türkiye'nin acilen aslında uyması gerekiyor. Fakat gördüğümüz gibi yani hem Cumhurbaşkanı'nın hem işte İçişleri Bakanı'nın siyasi iradeden birçok isimin bu kararı tanımadığına dair yapılan açıklamalar çok vahim açıklamalar. Ama aynı zamanda Selahattin Demirtaş'a şu anda manevi bir işkence yapıldığının da altını önemli çizmek isterim. Yani kararın çıktığı andan itibaren Demirtaş'ın serbest kalması gerekiyordu. İçeride kaldığı her gün, her saat, her saniye aslında Türkiye açısından bir suç işleme meselesi haline geliyor. Dolayısıyla biz bu kararla aslında sadece Selahattin Demirtaş'ın değil, cezaevlerinde birçok HDP'linin, onlarca yüzlerce HDP'linin aynı dosyalarla, çünkü Selahattin Demirtaş'ın dosyası hemen hemen bütün arkadaşlarımızın dosyasıyla benzer dosyalar. Dolayısıyla bu karar emsal teşkil etmesi durumunda diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşacağı, cezaevlerinden çıkacağı bir süreci başlatması gerekiyor. Fakat yapılan açıklamalar ne yazık ki bunu çok teyit etmiyor, göstermiyor. Biz HDP olarak elbette ki bu meselenin hem siyaseten yani hukuken çok fazla yapılacak bir şey yok aslında bu süreçten sonra, ama siyaseten bu meseleyi elbette ki gündemde tutmaya hem uluslararası arenada hem de Türkiye içerisinde bu konu üzerinde açıklamaların yapılması, Türkiye'yi bu konuda bir karar almaya zorunlu bırakması gibi birçok girişimlerimiz elbette olacak. Dış İlişkiler Komisyonumuz başta olmak üzere Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızda da bu konuyu çokça tartışıyoruz, düşünüyoruz, neler yapılması gerektiği üzerinde çok duruyoruz ve bundan sonraki dönemde de bu kararın uygulanabilmesi için, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabilmesi için bu girişimlerimiz devam edecek. Siyaseten girişimlerimiz devam edecek. Hukuki anlamda dediğim gibi hani bu karardan sonra çok yapılması gereken bir şey yok aslında, ama siyaseten yapılması gerekenler var elbette ki. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi de ifade etmek isterim. Dediniz ki bu karar uygulanmazsa, bu kararın uluslararası bağlayıcılığı var, uluslararası bir sözleşme ve uygulanmazsa eğer Türkiye'yi birçok zorluklar bekliyor dediniz. Ne gibi zorluklar bekliyor? Şimdi ben bir hukukçu değilim elbette ki, ancak hukukçu, yani Türkiye'de çok gerçekten iyi hukukçular var ve bu insanların yaptığı açıklamalara bakıyorum, çok yakından takip ediyorum. Bizim eş genel başkanımız da bir hukuk profesörü Sayın Mithat Sancar. Ondan da bilgi aldık. Elbette ki bu kararın
ki örnekleri var geçmiş dönemde bu tür kararları uygulamama anında ya da uygulanmadığı andan itibaren Türkiye farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aslında işini bitirdi, kararını verdi ve sonucu bekliyor. Fakat bu mesele artık Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin gündemine taşınacak. Bakanlar Konseyi'nde elbette ki bu konu tartışılacak ve Türkiye'ye çağrılar yapılacak. Bu çağrılara uyulmadığı takdirde birçok yaptırım alacağı ve bunların uygulanacağı yönünde tespitler var. Bunun örnekleri daha önce var, olmuş. Dolayısıyla bundan sonra da bu karar eğer uygulanmazsa Türkiye'ye bu yaptırımların uygulanacağı, yapılacağı yönünde görüşler var. Hukukçuların görüşleri bunlar. Dolayısıyla da bu yaptırımlar elbette ki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir Türkiye'den bahsediyoruz aynı zamanda. Yani özellikle Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda işte yüzümüzü Avrupa Birliği'ne tekrar döndük açıklaması, yeni reformlardan bahsetmesi, hukuk alanında reformlardan bahsetmesi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme konusunu da tekrardan gündeme getirdi. O yüzden bu tür kararların uygulanması aynı zamanda Avrupa Birliği'ne giriş kapısının da açılması anlamına gelir. Biz eğer Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak, bu yönlü açıklamalar yapıyorsak bu tür kararlara da uymak zorundayız. Şu an askıda bekletilen bir Avrupa Birliği meselesi var. Yani Türkiye'deki haksızlıkların, hukuksuzlukların, insan hakları ihlallerinin, demokrasinin ayaklar altına alınmasının Avrupa Birliği'ne girmemize engel olduğu, engel teşkil ettiği görüşü ortada ki bu gerçek gerçekten. Biz Avrupa Birliği'ne giremiyoruz. Çünkü neden giremiyoruz? Türkiye'de adalet yok, hak yok, hukuk yok. İnsan hakları ihlalleri çokça var. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı da giremediğimiz bir mesele üzerine konuşuyoruz. O yüzden başta Avrupa Birliği'ne girmek olmak üzere birçok anlamda yeni şeylerin başlangıcı da olabilir. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünün serbest kalmasının. Yeni şeyler dediğimiz şey nedir? Hukuk alanında bir düzenleme yapmaktır. Yani bugün Türkiye'de milyonlarca insan hukukun, adaletin ve yargının bağımsız olduğuna artık inanmıyor. Ve insanlar geleceğine güvenle bakamıyor artık Türkiye'de. O yüzden hukuk alanında yapılacak olan yeni düzenlemeleri de aslında biz Selahattin Demirtaş kararıyla birlikte gündemimize alabiliriz. Yeni adımlar atabiliriz. Türkiye'nin geleceğini garanti altına alabiliriz. İnsanların Türkiye'de yaşama güvencesini garanti altına alabiliriz. Çünkü insanların artık Türkiye'de can güvenliğinin, mal güvenliğinin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz gerçekten ve hiç kimsenin bu ülkede bir güvenliği yok. Dolayısıyla bu karar aslında birçok şeye vesile olabilir, bir başlangıç olabilir, bir adım olabilir. Bu anlamıyla da önemli. Fakat yapılan açıklamaları görüyoruz. Bunlar gerçekten çok korkunç, ürkütücü. Yani aynı kafayla, aynı zihniyetle, aynı yöntemle Türkiye'yi yönetenlerin aynı zihniyeti hala taşıdığını maalesef ki görebiliyoruz. Bu da hepimiz açısından, yani sadece Selahattin Demirtaş ya da cezaevlerindeki insanlar değil, Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiren bir mesele olduğu için hepimizi gerçekten kaygılandıran açıklamalar olarak nitelenmek ya da nitelendirmek doğru olur diye düşünüyorum. Bu saydığınız temel unsurlar için, insan hakları için, adalet için, yasal düzenlemeler için, demokrasinin temel unsurları için muhalefet partileriyle bir araya gelmenizdeki engel ne? Muhalefet partileriyle bir araya gelmek zaman zaman çok zor oluyor elbette ki ve bu konuda bir basınç var. Çünkü Türkiye'yi yönetenlerin, siyasi iradenin bir basıncı var ve herkesin bir kırmızı çizgisi var aslında. Bu kırmızı çizgileri herkes bir tarafa bırakıp çok bir araya gelmeyi hedeflese bile bazen zaman, süreç,
konjektür buna çok uygun olmayabiliyor. Ancak biz son dönemlerde, yani son iki seçimde bütün bu algıları yıktık, değiştirdik ve Türkiye'nin geleceği açısından muhalefetin bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğu üzerinden aslında hareket ettik. Hem İstanbul seçimleri bunun bir göstergesi, yine İstanbul seçimlerinin, yani tekrar eden seçimlerden bahsediyorum ama onun öncesinde de yine partimizin, yani HDP'nin konjektürel olarak yeni bir stratejiyle seçimlere damgasını vurduğunu gördük. Yani büyük şehirlerde özellikle demokrasi güçlerinin istediği ve aday gösterdiği şahsiyetleri destekledik. Nerelerdi buralar? Ankara'ydı, İstanbul'du, İzmir'di, Antalya'ydı, Adana'ydı, Mersin'di. Bu birkaç şehirde, özellikle büyük şehirlerde bizim aldığımız karar, yani bu stratejik karar gerçekten Türkiye toplumunda yeni bir umuda vesile oldu ve AKP'nin artık gidebileceğinin bir göstergesi oldu. Yani demokrasi güçlerinin bir araya gelerek ya da muhalefet partilerinin bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğini kurtarmak gibi bir sorumluluğunun olduğunu da ortaya koyduk. Seçim döneminde yaptık, fakat daha sonra tabii muhalefet partileri çok farklı nedenlerle, biraz önce ifade etmeye çalıştığım nedenlerden kaynaklı çok bir araya gelemedi. HDP'nin asla yan yana gelmem dediği bir muhalefet partisi var mı? Yoksa bütün muhalif partilere siz aynı şekilde, aynı mesafeden mi yaklaşıyorsunuz? Biz bütün partilere elbette ki aynı mesafeden yaklaşıyoruz ve kapımızın herkese açık olduğunu her zaman söyledik. Yeter ki şu noktada birleşelim. Türkiye'nin geleceği, Türkiye toplumunun geleceği, demokrasi, insan hakları, hak, hukuk ve adalet. Bu meselelerde ortaklaştığımız andan itibaren aslında hiç kimsenin bu ittifak içerisine ya da bu oluşum içerisine girmeme gibi bir nedeni olamaz, olmamalıdır da. Dolayısıyla ben hiçbir ayrım yapmadan yeni kurulan partilerde dahil olmak üzere bütün partilerin bu ifade ettiğim meseleler üzerinde mutlaka ortaklaşacağını düşünüyorum. O yüzden hiçbir ayrım yapmıyoruz. Kapımızın herkese açık olduğunu ifade ediyoruz. Yeter ki Türkiye'nin geleceğini düşünelim, Türkiye halklarının geleceğini düşünelim, Türkiye toplumunun gerçekten bugün yaşadığı sıkıntılara hep birlikte çözüm olabilelim, onların sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilelim. Esas amaç budur aslında. Bu amacımıza ulaşmak da bizim tarihi görev ve sorumluluğumuzdur. HDP'nin herhangi bir şartta ve koşulda AKP ile tekrar uzlaşma, yan yana gelme ihtimali var mı? Diyelim ki reform söylemleri var. Diyelim ki bu çerçevede yeni bir çözüm süreci başlatacağız dendi diyelim ki. Bu durumda HDP'nin AKP ile tekrar uzlaşma ihtimali olabilir mi? Olamaz Çiğdem Hanım. Niye olamaz? AKP'nin zaten böyle bir niyeti yok. Bu çok açık ve net. Olsa bile bu şartlar altında biz bu dönemin, bu konjektürel olarak bu dönemin buna müsait olmadığını düşünüyoruz. Niye düşünüyoruz? Çünkü son bir yıl içerisinde özellikle geçmişi, işte iki yıl öncesini, üç yıl öncesini bir kenara bırakıyorum. Son bir yıl içerisinde AKP hükümetinin gasp etmediği belediyelerimiz kalmadı. Görevden almadığı belediye eş başkanlarımız kalmadı. Tutuklamadığı, gözaltına almadığı siyasetçimiz kalmadı. Hala eski eş genel başkanlarımız dahil olmak üzere onlarca milletvekili arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmış ve cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Onun dışında Kürt halkının gerçekten özellikle bölgede Kürt halkına yapılan zulüm, mezarlıklara yapılan saldırılar, yani hala kemiklerine ulaşılmayan cenazelerin olduğu, insanların hala feryat figan çocuklarının bedenlerini istemesi, bir mezarının olmasını istemesi bile çok önemli meselelerdir. Dolayısıyla ben
Bu dönem açısından, bu süreç açısından AKP'nin böyle bir niyetinin olmamasıyla birlikte, olsa bile böyle bir niyeti, biz bu çağrıya asla olumlu bir cevap veremeyiz bu süreçte. Yani bu kadar zulüm varken, bu kadar faşizm uygulaması varken, insanlar bu kadar göz göre göre siyasetten alıkonulurken, cezaevine gönderilirken, baskı yapılırken, şiddet yapılırken, gasp edilirken, bütün bunları biz yapamayız. Yani bizim böyle bir çağrıya evet dememiz gibi bir şey söz konusu olamaz. Yargı reformu dediğimiz şey zaten Kürtleri dışında tutan bir meseledir Çiğdem Hanım. Bakın, pandemi sürecinin başında bir paket çıkarıldı. Hepimiz çok iyi biliyoruz, hatırlıyoruz. Bunun çok da çağrısını yaptık aslında. Cezaevlerindeki insanları ayırt etmeden, adli, siyasi, tutuklu ya da hükümlü ayrımı yapmadan, pandemi çünkü böyle bir ayrım yapmıyor. İnsanların hepsine bulaşan bir hastalıktan bahsediyoruz. Ancak ne yapıldı? Pandemi döneminde çıkarılan bir paketle, bir yasayla bu ülkede suç işleyenler cezaevlerinden çıkarıldı. Tecavüz edenler, cinsel tacizde bulunanlar, çocuk katilleri, Türkiye'de faşizmi uygulayanlar ve gerçekten yüz kızartıcı suçları işleyen insanlar cezaevinden çıkarılırken, bu ülkede siyaset yapanlar, demokrasiyi savunanlar, aydınlar, yazarlar, barış aktivistleri, akademisyenler, siyasetçiler, bütün bunlar cezaevlerinde ölüme terk edildi. Şimdi böyle bir anlayışın sahibi olan AKP yeni bir yargı reformuyla ya da yeni bir barış sürecini başlatacak diye bir algıyı oluşturmak bile aslında çok akla ziyan bir konu. Yani bunun propagandasını yapıyorlar. AKP de yapıyor. Özellikle bölgede Kürt tabanına inerek, biz Kürt sorununu nasıl çözebiliriz sorusu üzerinden yeni bir algı operasyonunu ve yeni bir algı yöntemini ortaya koymaya başlamışlar. Ama Kürt halkı gerçekten çok politik bir halktır. Dolayısıyla da neyin için yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ve ben bunun sebebinin de, özellikle bu söylentiler olduğu için ifade etmek isterim ki, bunun sebebi elbette ki AKP'nin kaybettiği oy meselesi, toplumun kendisine olan güveninin azalması meselesi ve kendi tabanını konsolide etme meselesidir. O yüzden hiç kimse başka bir anlam çıkarmamalıdır bu söylentilerden ya da bu konuşmalardan, öyle söyleyeyim. Bunun ne koşulu vardır, ne bunun zemini vardır. Böyle bir şeyin olmayacağını özellikle ifade etmek isterim. Şimdi bir yandan da HDP kapatılacak mı, kapatılmayacak mı, bu tartışılıyor. Biliyorsunuz İngiliz The Guardian gazetesi de HDP'nin kapatılması muhalefeti, muhalefet partilerini daha çok konsolide eder, daha çok kenetler, o yüzden iktidarın işine gelmez gibi yorumlar da yapıyor. Şimdi HDP'nin kapatılması, kapatılmaması üzerinden bir strateji mi güdülüyor? Şimdi daha önce de aslında bu konuda çok konuştuk, birçok gazeteye demeç de verdik. HDP'nin kapatılma meselesini ortaya atan AKP'nin küçük ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklama, biz şöyle okuyoruz. HDP'yi aslında hedef göstererek ve HDP'yi ön planda tutarak AKP'ye bir mesaj vermek istiyor Bahçeli. Yani aslında kendi kavgalarının, kendi iç çatışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını okuyoruz. Bugün hani kendi milletvekilleri de ifade etti iki gün önce, hatırlarsınız, ve Cumhur İttifakı'nın yakında dağılacağını söyleyen bir MHP'li milletvekili var. Biz de aynı yorumu yaptık aslında. Ve Cumhur İttifakı içerisindeki çatışmanın gerçekten anlaşmazlıkların, hani birbirlerine direkt söylemek yerine HDP üzerinden mesaj vermek ya da Selahattin Demirtaş üzerinden mesaj verme yöntemini kullanmaya çalışıyorlar. Bu elbette ki hani bizim açımızdan
böyle konuşmaya devam etsinler. Çünkü onlar böyle konuştuğu sürece biz daha fazla güçleniyoruz. Niye? Çünkü onlar haksız, biz haklıyız. Onlar zulmeden taraf, biz mağdur olan tarafız. Dolayısıyla da biz HDP'nin kapatılma konusunun ya da bu konunun gündeme gelmesinin tamamıyla siyasi bir mesele olduğunu, hukuken bunun koşullarının, şartlarının olmadığını herkes biliyor zaten. Parti kapatmalar biliyorsunuz, AKP'nin ki bu konuda çok muzdarip olan bir parti zaten, AKP'de kapatılan partilerin yerine gelmiş olan bir parti ve parti kapatmaları yasal düzenlemelerle, anayasal düzenlemelerle imkanı olmayan bir hale getirdiler. Dolayısıyla şu an bunun koşulu yok. Fakat şunu da söylemek isterim tabii ki. Biz bu gelenekten geliyoruz zaten. Yani HDP daha önce birçok partisi kapatılan partilerin yerine gelen partilerden oluşuyor. Dolayısıyla özellikle HEP'ten DEP'e kadar, DEP'ten DEHAP'a, DEHAP'tan HADEP'e kadar, HADEP'ten Demokratik Bölgeler Partisi'ne kadar birçok partimiz kapatıldı ve biz her seferinde daha çok güçlenerek, daha çok büyüyerek geldik. Daha önceki partilerimiz kapatılmadan önce aldığımız oy oranları %5'te %6'ydı. Her kapatma meselesinden sonra partimiz, partilerimiz daha çok büyüdü. Halkların Demokratik Partisi bugün Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geldi. Yani 6 milyon insanın ve bunları tabii aileleriyle, çocuklarıyla birlikte saydığımız zaman 20 milyon insanın oy verdiği bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla HDP'yi kapatmak o kadar kolay bir mesele değil. Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin vicdanına, Türkiye toplumunun umuduna vurulmuş bir darbe anlamına gelir. Bu anlamıyla partimizi kapatmak hiç kimsenin haddi değildir. Hiç kimsenin hakkı da değildir. Bunu böyle ifade etmek isterim. Biraz önce söylediğinizden şunu sorayım. Eğer AKP ile MHP ittifakı sona ererse, o zaman AKP'nin yeni bir ittifak arayışına girmesi muhtemel. Bu ittifak arayışı içerisinde diyelim ki siz, aslında biraz önce cevabını verdiniz ama tekrar sorayım. MHP ile ittifakı bozulursa ve AKP yeni bir ittifak arayışına girerse, bu ittifak arayışı içerisinde HDP yeşil ışık yakar mı AKP'ye? AKP'ye yeşil ışık yakmayı bir yana bırakın Çiğdem Hanım. Biz şimdiden AKP'ye kırmızı ışık yakıyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Ben aslında biraz önce çok örnekleriyle de verdim. Yani müzakere süreci başlar mı, reform olur mu konusundaki sorduğunuz sorunun cevabı burada da aynı aslında. Dolayısıyla AKP ile bırakın bir ittifak ya da işte bir koalisyon kurmayı. Şu an itibariyle AKP ile yan yana gelme zeminimiz yoktur bizim. Bu koşullar yoktur. Bunun zemini yoktur yani. O yüzden böyle bir konu asla bizim gündemimizde olmayan ve olmayacak olan bir konudur. Bunu da böyle kısaca yanıtlamış olayım. Çok teşekkürler Ferbe burada. Ben teşekkür ederim.